radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Panik. Yazan Richard Wright. Radyoya uygulayan Cengiz Öztunalı. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Yapım teknisyeni İsmail Hemikli. Oynayan sanatçılar: Papaz Baykal Saran, Bigger Cihan Ünal, Anne Nurşen Girgin Koç, Vera Selma Yeşilbağ, Peggy Macide Tanır, Bay Dalton Alpay İzbrak, Bayan Dalton Suna Akbel, Mary Ayten Gökçer, Bessie Gülseren Morgan, Jean Muammer Çıpa, Britton Orhan Aral. Ruhundan başka her şeyi unut evladım. Sonsuz hayattan başka her şeyi unut. Gazetelerin hakkında yazdıklarını da, zenci olduğunu. Unutmak mı dediniz sayın peder? Ölüme doğru giden birine söylüyorsunuz bütün bunları. Evet, biliyorum. Peki onu. Ama nasıl unuturum? Bir zenci olduğumu, mutsuzluk dolu çocukluk günlerimi, annem ve kız kardeşlerimle aç geçirdiğimiz, karnımızı doyurabilmek için çalmak zorunda kaldığım o günleri, babamın, o ayyaş herifin bizleri bu bataklığa terk edip gidişini nasıl unuturum peder? Seni anlıyorum. Beni anladığınızı hiç sanmıyorum. Unutmak. Neyi, nasıl? Ya Mary'nin yüzüne kapadığım yastığı aldığımda bana hayretle bakan ölümü gördüğüm gözlerini? Mary. Mary, beni bağışla. Bunu yapmak istememiştim. Sadece annenin senin odanda olduğumu bilmesi korkusuydu bu. Yaşamak için. Evet evet. Yaşamak için. Tanrı aşkının kalbine yerleşmesi için nefret etmekten vazgeç Bigger. Bu gece hep seninle birlikte olacağım oğlum. Bana anlatacakların olduğunu sanırım. Var. Anlatacaklarım pek tabii ki var sayın peder. Şimdiye kadar yaptığım taşkınlıklarım hep ölümden korktuğum içindi. Beni bağışlayın. Tanrı her şeyi bilir ve bağışlar oğlum. Dedim ya, hayatım hep korkuyla geçti. Aç kalmak korkusuyla yaşadım hep. Çaldım. Dövüştüm. Bir yıl kadar önceydi sanırım. Bigger, sustur şunu lütfen. Işığı da yakıver. Olur anne. Vera, hadi kalk artık. Oh. Anne, sabahın şu saatinde. Oh. Ama benim uykum var daha. Saat kaç? Saat kaçmış. Güneş doğmak üzere. Bu yetmez mi? Peki, peki. Hey, fareye bakın. Hani nerede? Yakala onu abi, korkuyorum. Ah, sanki bu evde fareyi ilk defa görüyor. Ver şu tavayı bana Vera. Ne kadar da büyük, kedi gibi. Göremiyorum onu, nereye gitti? Dilerim senin yatağına girmiştir. İşte kıstırdım. Al bak. Kaçırdım Bigger. Nereye gitti? Nereye olacak, dışarı tabii. Sizin yüzünüzden oldu. Kapının altını kapatmanız gerekirdi. Bana sigara paketimi versene oradan Bigger. Üzülme Vera, nasıl olsa bir gün sıkıştırırız. Öyle değil mi Bigger? Tabii. Ama bu çok büyüktü. Sigaram da bitmek üzere. Nasıl da bu kadar büyüyor bunlar? Hadi bakalım, kesin şu hikayeyi artık. Kaçıp gittiğinden emin misin? Amma da korkaksın Vera, alt tarafı. Yeter dedik.
Bu kızı rahat bırakmanı sana kaç kere tekrarlamalıyım Bigger? Ama ben... Bazen seni neden doğurduğumu kendi kendime sorup duruyorum. Belki de doğurmaman gerekirdi. Kapa çeneni. Vera, kaldır o tavayı yerden. Çay için su koy. Hadi durma öyle. Şu ortalığın pisliğine bak. Fareler tarafından kemirilmiş bir döşeme. Kafamıza düşmek üzere olan bir tavan. Kağıt yapıştırılmış pencereler. Dünden kalmış 3-5 dilim ekmek. Başlama yine. Sende biraz erkeklik olsaydı bu çöplükte oturmazdık. Yeter anne. Şekerimiz belki de yetmeyecek. Gidip alayım mı? Neyle? Hı? Sende para var mı bir kır? Olması lazım ama. Hiç olmazsa 20-30 sent. Yalnızca 10 sentim var, o da bana lazım. Bizim aç olmamız, susuz kalmamız senin umurunda mı? Varsa yoksa kendi keyfin. Gerçeği söylüyorum Bigger. Sen ciğeri 5 para etmezin birisin. Bunu bana en az 1000 kez söyledin. Bir kez daha söylüyorum işte. Bu söylediklerim kulağına küpe olsun. Yakında başına öyle bir iş gelecek ki başını taşlara vuracaksın. Keşke bir serseri değil de adam olsaydım diyeceksin. O zaman da vakit çok geç olacak. Anne lütfen kesin şu tartışmayı. Bana hak versene Vera. Benim üzerime müneccimlik yapmayı kes artık. İstediğim gibi konuşurum. Beğenmiyorsan işte kapı. Sensiz de başımızın çaresine bakarız. Gitsen de tıpkı bunun gibi bir odada yaşarız. Tanrı aşkına yeter. Anne lütfen. Bir gün böyle yaşadığın için çok pişman olacaksın. O serseri arkadaşlarınla da sürtmekten vazgeçmezsen başına olmadık işler gelecek. Ne işler çevirdiğinizi bilmiyorum sanıyorsun ama hepsini biliyorum. Hadi ne yiyeceksek yiyelim. Dikiş dersine geç kalıyorum. Sen sofrayı hazırla Vera. Tanrım. Bazen bütün bu işlerden öylesine bıkıyorum ki. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çalışıp çabalıyor... Size iyi bir yuva sağlamak istiyorum. Oysa siz... Anne... Bazen geberip gitmek geliyor içimden. Lütfen söyleme böyle şeyleri. Her neyse, hadi bakalım sofraya. Çayı getir Vera. Vera, kahve var mı? Çay içmiyorsun diye senin için hazırlamıştım. O işe gireceksin. Değil mi Bigger? Dün gece sana işe başlayacağımı söylemiştim. Aksileşmesene Bigger. Kuş beyninle bana akıl vereceğine ekmeği uzat sen. Bay Dalton'la saat 5:30'da görüşmen gerektiğini unutma. Bunu da 10 kez söyledin. Oğlum, olur da unutursun diye söylüyorum. Çalışacağını söyledi ya anne. Kafasına söz girmez. Vera sen karışma. Ailede bir aptal yeter. Gördüğüm kadarıyla Bigger çalışmaya başlamaktan pek memnun değil gibi. Ne yapmamı istiyorsun? Bağıra çağıra herkese duyurayım mı? Bak Bigger. Bu işe girersen sizin için iyi bir ev bulurum. Rahat eder böyle domuz gibi yaşamaktan kurtuluruz. Bütün bu söylediklerini Bigger mi yapacak? Bıraksanız da rahat rahat yemeğimi yesem ha? Peki peki. Yanında para var mı? Biliyorsun yol param yok. İşte. Bütün param. 25 sent. Bu yeter sanırım. Ben çıkıyorum. Bigger! Biliyorsun bu işe girmezsen kurum yardımı kesecek. Yiyecek ekmek bile bulamayacağız. Sana bu işe başlayacağımı kaç kez söylemem gerek? İyi akşamlar efendim. Adım Bigger Thomas. Birini mi görmek istedin? Ben... Bay Dalton'u görmek istiyordum. Kim o peki? Zenci bir çocuk Bay Dalton. Adı Thomas'mış. Gelsin peki. Bekliyordum. İyi akşamlar efendim. Gel bakalım delikanlı. Bir zenci. İçeriye girsene. Birisi mi geldi? Evet canım. Yardım kurumundan gönderdikleri çocuk. Nasıl biri? Tarif etsene. Bir zenci ama iyi bir çocuğa benziyor. Yeni hanımın Bayan Dalton Bigger. Gözleri görmez. Yardım kurumundakiler senin burada çalışmanı çok istiyorlardı. Burayı seveceğini umarım Bigger. Ben de efendim.
Kaçıncı sınıfa kadar okudun? 8. efendim. Bir zenci için iyi bir tahsil. İşe hemen başlayabilecek mi Henry? Sanırım. Otur Bigger. Eşim Bayan Dalton'ın kara derillere karşı büyük ilgisi vardır. Senin burada çalışmanı en çok o istedi. Araba kullanır mısın Bigger? Evet efendim. Ehliyetim de var. Bak bu güzel. Kağıtlarını getirdin mi? Yani yardım kurumunun bana vermen için sana verdiği kağıtları. Evet. Sanırım şu cebimdeydi. Evet. İşte. Bakalım neler yazmışlar. Evet, evet. Nerede oturuyorsunuz Bigger? Indiana Caddesi 372'de efendim. Ev değil tabii. Bir tek oda. Ne kira veriyorsunuz? Ayda 8 dolar efendim. Burada 20 yaşında olduğun yazılı. Evli değilsindir sanırım. Hayır. Annem ve kız kardeşimle birlikteyim. Bu çocuğu görmememe rağmen sevdim Henry. Sen ne dersin? Bigger fena çocuğa benzemiyor canım. Bana başının birçok kez belaya girdiğini de söylediler Bigger. Bunu nasıl açıklayacaksın? Bilemiyorum efendim. Bir defasında hırsızlık ettiğimi söylemişlerdi. Ama bu işi yapmamıştım. Bir gün arkadaşlarla... Ayrıntılara gerek yok. Bir işe girseydin hırsızlık etmeyi düşünür müydün? Ama Henry... Yalnızca konuşuyoruz sevgilim. Bir kere sanırım ben de sevmeye başladım. Aslında bu iş için 20 dolar verirler. Ama ben sana 5 dolar daha fazla vereceğim. Mutfağın üzerindeki oda senin olacak. Yalnız unutma, bu paranın yalnızca 5 doları senin Bigger. Kalan 20 doları ailene vereceksin. Ne dersin, kabul mü? Çok iyi efendim. Sağ olun. Ona güzel bir elbise alalım Henry. Tabii canım, alacağız. Sanıyorum seninle iyi anlaşacağız. Ben de öyle düşünüyorum efendim. Çay hazırladım Bay Dalton, ister misiniz? Teşekkürler Peggy. Şu anda ben de bunu düşünüyordum. Sabah yaptığım bisküvilerden de getirdim. Alsana Bigger. Hadi öyle şaşkın durma. Teşekkür ederim Bayan Peggy. Şimdi gelelim günlük işlerine. Ben her sabah saat 9'da işe giderim. Saat 10'da dönüp Bayan Mary'i okula götüreceksin. Saat tam 2'de de onu okuldan alacaksın. Geceleri bir yere çıkarsak kuşkusuz arabayı sen kullanacaksın. 15 günde bir günde izinlisin. Anlaştık mı? Evet efendim. İyi akşamlar babacığım. İyi akşamlar anne. Nasılsın kızım? Biraz geciktin Mary. Galiba haklısın baba. Bu da kim? Adı Bigger. Yeni şoförümüz. Öyle mi? Nasılsın bakalım Bigger? Teşekkür ederim Bayan Mary. Bana yalnızca Mary diyebilirsin Bigger. Mary. Evet baba. Bir şey mi söyleyeceksin? Konuşmanız bittiyse Bigger beni üniversiteye götürebilir mi? Gecenin bu saatinde mi? Ya ama bu gece dersim var anne. Görüyorsun ki Bigger'la konuşuyorum Mary. Onu işe alacaksınız değil mi baba? Mary, lütfen babanı yalnız bırakır mısın? Bu evde artık bana konuşma hakkı tanımıyorsunuz. Gel siyah boncuk gel. Bizi burada istemiyorlar. Evet. Ne diyorduk? Seni işe aldım Bigger. Çok teşekkür ederim efendim. Akşam yemeği yemedin sanırım. Peggy. Evet Bay Dalton, geliyorum. Buyurun efendim. Bigger'ı işe almaya karar verdim. Şoför olarak. Tabii sana da yardım edecek. Ona yemek ver. Sonra da kalacağı odayla garajı göster. Evet. Saat 8:30'da Mary'yi üniversiteye götürecek ve çıkana kadar da orada bekleyecek. Olur efendim. Benimle gel Bigger. Mary'nin sinirleri gene pek iyi değil. Asıl sen benim sinirlerimi sor. Diskodan geliyordu o. Anlamadın mı? Her şeyine evet ama içkiye başlaması beni deli ediyor. Hani evin tek çocuğu olmasa. Kızma sevgilim ne olur. Bazı taşkınlıkları olmasına rağmen gene de iyidir benim kızım. Sanırım okuluyla ilgili bazı sorunları var. Herkesin bazı sorunları vardır karıcığım ama hiçbir şey onun böyle sorumsuzca davranmasına neden olamaz.
odanı beğendin mi Bigger? Evet bayan Peggy. Biraz küçüktür ama kullanışlıdır. Bak şu kapıdan bahçeye çıkılıp garaja geçilir. Bu da kalorifer. Mutfağa yakın ama fena olmuyor. Yalnız sık sık arızalanır. Artık arada bunu sen de yakarsın. Tabii bayan Peggy. Çalıştırması çok kolaydır. Bak şu kolu çekince belli miktarda kömür dökülür. Ama bir bakmışsın bir süre sonra kol boşanmış. Bir o kadar daha kömür dökülmüş. Ah işte o zaman farkına varmazsan dökülen kömür ateşi örter, kalorifer de söner. Arızası budur Biggie. Ama bir türlü de onarılamadı gitti. Dur bak şimdi ben kolu çekeyim de sen bir gör bakalım. Olmadı. Boşalsaydı kolu iterdik. Tamam. Kömürün ikinci kez dökülmesi böyle önlenir. Suyu için hiç merak etme. Eksildikçe kendi kendine dolar. Nasıl? Çalıştırabilirsin sen de değil mi? Elbette bayan Peggy. Hı-hı. Bak. İşte mutfak burası. Sen şöyle otur. Gel şöyle otur. Şansım varmış. Yemeği henüz hazırlamıştım. Peynirli omleti ne dersin Peggy? Bayılırım bayan Peggy. Yanında kahve ister misin? Benim için fark etmez. Benim için eder çünkü ben de içeceğim. Daha önce böyle işlerde çalışmış mıydın Bigger? Hayır efendim. İlk kez bir evde çalışıyorum. Ama çabuk alışırsın. İşte sana kocaman bir bardak kahve. Teşekkür ederim. Burayı seveceksin Bigger. Hoşlanacağını sanırım. Ah, bak bu da omletin. Sağ olun. Ben de bir sigara yakayım. Biliyor musun? Senden önceki zenci çocuk tam 10 yıl çalışmıştı burada. Bunlar karı koca zencilere yardım etmeyi pek severler. Demek öğreleri de var. Daha neler. Bir de sizin o hayır kurumlarına yaptıkları bağışları bir bilsen. Servetlerinin önemli bir bölümü bayan Dalton'undur. Ama gördüğün gibi zavallı kadının gözleri görmüyor. 5 yıl kadar önce bir hastalık sonucu böyle oldu. Ne kötü değil mi? Çok üzüldüm. Peki bayan Mary, o nasıldır? Mary mi? Onu sorma. O da çok tatlı bir kızdır ama... Evet. Neyse burada çalışacağına göre açıklamamda sakınca yok. Biraz şeydir bu kız. Uçarıdır. Erkek delisidir. O erkek arkadaşları da ipe sapa gelmez bir alay serseri. Ve tabii Mary de onlarla dolaştığı sürece farkında olmadan onun bunun ekmeğiyle oynayabilir. Hatta senden önceki zencinin buradan ayrılması... Evet. Biraz onun yüzünden oldu da onu demek istedim. Ama Bay Dalton asıl suçlunun Mary olduğunu anladığından onu açıkta bırakmadı. Bir devlet dairesine yerleştirdi. Ya. Omlete ve kahveye teşekkür ederim bayan Peggy. Başka istemez misin? Yok hayır. Yeterince doydum. Benim başka yapacağım işler var mı? Evet. Bir de şu... Ben sabahları çöpleri buraya bırakırım Bigger. Onlar da kalorifere atıverirsin olur mu? Çöp de yanıyor mu bunda? Söyledim ya. Antika bir kaloriferdir bu. Bir o arızası vardır. Ona dikkat ettikten sonra ne istersen yakar. Yalnız odana bahçe tarafından çıkacaksın. Her zaman mutfaktan olmaz. Sonra burasını temiz tut ama. Ya, nerede anahtarların? İşte bunlar. Bak bunlar anahtarlar bak. Şu... Garajın. Şu senin odanın. Tamam. Bak şu da mutfağın bu kapısının. Peki. Dış kapının anahtarını da Bay Dalton verir sanırım. Tamam mı? Tamam bayan Peggy. Seni sevdim Bigger. Onun için hatırlatmakta yarar görüyorum. Mary hakkında söylediklerim aramızda kalsın. Ama sen yine de elden geldiğince ondan uzak durmaya çalışıyor oldun.
Seninle iyi anlaşacağız Bigger. İkimiz dost olalım ha. Sırlarımızı kendimize saklayalım, olur mu? Şey, Bayan Mary, ben... Yanımda bu kadar sıkılgan olmana gerek yok. Sen babamın davranışlarına boş ver. Ama annem iyi bir insandır, onu çok severim. Beni hiç parasız ve babama karşı savunmasız bırakmaz. Anlarsın ya. Sanırım Bayan Mary. İşinden memnunsun değil mi? Tabii efendim. Annem ve kız kardeşim artık eskisi kadar sıkıntı çekmiyorlar. Kardeşim okuluna rahatlıkla devam edebiliyor. Burada işe başlayalı ne kadar oldu Bigger? 3. ayımı doldurmak üzereyim Bayan Mary. Bana ikide bir de Bayan Mary efendim yok bilmem ne deyip durma Bigger. Bak ben seni adınla çağırıyorum. Çok özür dilerim Mary. Elbiseni aceleyle bu kadar ütüleyebildim. Aslında eski hali de fena sayılmazdı ya. Pek de iyi olmamış pek. Etek kısımları kırışık. Eğer daha önce bunu giyeceğini söylemiş olsaydın hemen hazırlardım. Böylece okula da geç kalmazdın. Sahi okula giderken bu kadar açık elbiseyi neden tercih ediyorsun? Her şeye burnunu sokmasana sen Peggy'ciğim. Teşekkür ederim. Böylece giyebilirim sanırım. Hı-hı. Nasıl istersen Bayan Dalton. Peki. Çok özür dilerim. İstemeyerek kırdım seni. Gel. Gel seni öpmek istiyorum. Ha. Beni bağışladın değil mi? Tabii. Sana nasıl kırılabilirim? Bu sıralarda sınavlar oldukça yoğun geçiyor. Sanırım sinirlerim iyice zayıfladı peki. Al işte sana bir $10. Bununla kendine çikolata alırsın. Hadi al ne olursun. Teşekkür ederim Mary. Ne kadar iyisin. Çoktan beri de çikolata yememiştim. Hadi hemen üzerini değiştir yoksa okula geç kalacaksın. Benim anlayışlı Peggy'ciğim. Peggy, arabayı hazırla. 10 dakika sonra evin önünde ol. Peki Bayan Mary. Şu fermuarımı kapatır mısın Peggy? Biraz şişmanladım sanırım. Peggy iyi çocuk değil mi? Evet. Çok zor kapandı. Yiyeceklerine dikkat etmelisin Mary. Şu kuşağı da lütfen. Evet, Bigger'den söz ettim sana. Evet, kendi halinde bir zenci. Ama siyah derililere pek güvenilmez bilirsin. İşte kuşakta tamam. En çok sevdiğim elbisen de bu. Teşekkür ederim peki. Ben çıkıyorum. Bana kapıyı sen açarsın değil mi? Sakın fazla gecikme Mary. Babanı biliyorsun. Merak etme şekerim. Hoşça kal. Annem okula gitmediğimi biliyor. Sen babamı idare et. Deli kız. Hava biraz serin. Camı kapatayım mı Bayan Mary? Evet lütfen Bigger. Unutma her zamanki yerde bırakacak ve 2 saat sonra gelip alacaksın. Bugün yine okul yok mu? Hayır Bigger. Peki ama ya babanız duyarsa? Üstelik işimden de olacağım. Hiç kimsenin duymayacağından emin olabilirsin Bigger. İşinden olma meselesine gelince... bu da bana bağlı tabii. Evet efendim. Anlıyorum. Beni beklerken sen de karşıdaki bir hanede bir şeyler içersin ha. Al şu parayı. Hadi al. Teşekkür ederim. Hem de $5. Şöyle yüzün gülsün biraz. Somurtkan insanlardan hiç hoşlanmam. Işıklara dikkat et Bigger. Bir de ceza yemeyelim. Bigger. Buyurun Bayan Mary. Sevgilin var mı senin? Evet var. Adı Bessie. Bessie? Güzel bir isim. O da senin gibi zenci mi? Evet pek tabii. Öyle olması gerekmez mi? Bir zencinin bir beyaz kızla arkadaşlığı... Ne olmuş yani? Düşünmek bile korkunç. Bu kendi idamını imzalamak demek. Yok canım o kadar da değil. Hem ben senin bazen zenci olduğunu bile unutuyorum. Şaka ediyorsunuz sanırım. İşte geldik Bayan Mary. 2 saat demiştiniz değil mi? 10:20 geçe burada olmalısın. Biz Jean'la 2 sokak ötede diskodayız. Bir gün seni onunla tanıştırmayı çok istiyorum. Unutma sakın. Tam 10:20 geçe. Ama Bigger bugün cumartesi. Biliyorsun annemden seninle buluşmak için yalnız cumartesileri izin alabiliyorum. Ne oldu sana böyle? Bana olan bir şey yok Bessie.
Bana kalırsa ben her gün seninle birlikte olmak istiyorum. Ama buna olanak yok biliyorsun. Çalışıyorum ben. Ama ben? Bak canım. Benim izin günüm gelecek hafta pazar günü. Biraz anlayışlı olsana. Durumumuzu henüz düzeltmeye başladım. Ama eskiden hiç böyle şeyler... Eskiden işsiz güçsüz bir serseriydim. Dükkanların önünden yiyecek çalarak, sigara izmaritleri toplayarak, onunla bununla dövüşerek, yabancıların paralarını zorla ellerinden alarak günümü geçirirdim. Ama ben artık eskiye dönmek istemiyorum. Bak canım. Bu işte uzun süre çalışmaya kararlıyım. Annemi, Vera'yı, bizi düşün. Evlenmemiz için çok paraya ihtiyacımız olduğunu neden düşünmek istemiyorsun? Evet. Belki de haklısın Bigur. Ben de biraz bencilim galiba. Hadi. Hadi gözlerini sil bakalım. Bak, Bayan Peggy geliyor. Seni bu durumda görmesin. Nasılsın Bigur? Güzel bir gün değil mi? Evet Bayan Peggy. Sizi tanıştırayım. Kız arkadaşım Bessie. Bana durmadan sözünü ettiğin Bessie bu demek. Ama söylediğinden de güzelmiş. Nasılsınız Bayan Peggy? Nasıl olacağım? Her günkü gibi. Akşama kadar koştur dur. Hadi çocuklar, size kahveli kek ikram edebilirim. Hadi gelin. Bay ve Bayan Dalton bugün geç kalkar. Ne kadar iyisiniz Bayan Peggy. Gelin gelin. Kahve daha soğumamıştır. Şöyle oturun. Ne o? Aranızda bir şey mi geçti sizin? Yok yok. Bessie bugün benim izin günüm olmadığını unutmuş da. Ne varmış bunda? Benden size saat 3'e kadar izin. Sahi mi? Tabii. Yalnız 3'ten önce evde olmalısın Bigur. Biliyorsun Mary akşam dışarı çıkmak isteyebilir. Bay ve Bayan Dalton'u ben idare ederim, merak etme sen. Ya kalorifer yanacak olursa? Onu da ben yakarım. Hem onun gece yarısına kadar kömüre ihtiyacı yok. Havayı görmüyor musun? Çok çok teşekkür ederim Bayan Peggy. Dönüşte yarım saat kadar da anneme uğrarım. Hadi Bessie. Anne bak kimler gelmiş. Abimle Bessie. Ah Bigur. Sevgili yavrum. Nasılsın Bigur? Nasıl olduğumu görmüyor musun? İyiyim. Bu da hep böyledir işte. Sen nasılsın kızım? Annen nasıl? Teşekkür ederim. İyi. Otursanıza. Okul nasıl gidiyor Bessie? Okulu bıraktım efendim. Ya, para yüzündendir sanırım. Evet anne. Anne, biz nişanlandık. Ne dersin? Hı? Nişanlandınız mı? Ne diyebilirim yavrum? Ama evlenmek için vakit erken değil mi? Senin para biriktirmen gerekir Bigur, biliyorsun bunu. Size kahve getirdim. Teşekkür ederim. Dersler nasıl Vera? Çok iyi. Bak, annemin aldığı elbiseyi nasıl buldun abi? Beğendin mi? Senin bana verdiklerini almıştım Bigur. Kızmadın ya. Kızmak mı? Yok canım, çok sevindim. Çok da beğendim. Al biraz daha vereyim. Daltonların kızı Bayan Mary'nin hafta sonları bira içmem için verdiklerini biriktiriyorum. Tam 45 dolar anne. Bessie'ye de bir şeyler alırsın değil mi? Bigur çok teşekkür ederim. Bigur. O kız için çok kötü şeyler duydum ben. Yani çirkin şeyler. Sözde senden önceki uşak. Mary'nin yüzünden işinden atılmış dediler değil mi? Beni yalnız onun parası ilgilendiriyor anne, tamam mı? Hem unutma ki ben bir zenciyim. Senden önceki de zenciymiş. Demek ki o aptalın biriymiş. Onun da Mary'nin de canı cehenneme. Nereye gidiyorsun Vera? Bessie'ye okulda diktiklerimi gösterecektim de. Görmek ister misin Bessie? Tabii. Hadi gel. Bigur, neden Mary'den söz edince öfkelendin oğlum? Ben mi? Yok canım, sana öyle gelmiş. Al bak, sana birkaç pakette sigara aldım. Beni iyi dinle Bigur. O Mary şırfıntısına pek yakın olma. Bir zencinin bir beyaz kadınla ilişkisi ne demektir bilirsin. Geçen yaz polis karakolunda linç edilen o çocuk da siyah deriliydi.
Mary'nin taşkınlıklarına sonuna kadar göz yumacağımı sanıyorsan aldanıyorsun. Ben Mary'nin senin söylediğin kadar kötü olacağını düşünemiyorum canım. Çocukcağız derslerden başını kaldıramıyor biliyorsun. Bir de çocukcağız demez misin? Hafta sonları nerede kiminle olduğu bilinmeyen, üstelik ağzı içki kokan bir çocukcağız. Bu konularda ne kadar soğukkanlısın hayret ediyorum. Mary 20 yaşını bitirmek üzere biliyorsun. Pek tabii arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye hakkı var sanırım. Kim olduklarını bilmediğimiz kişilerle bir takım eğlenceler. Oh Henry, beni çok üzüyorsun. Mary bizim biricik varlığımız. Bütün bunlar onun bu evin tek evladı oluşunda düğümleniyor zaten. Onun ufak tefek rezaletlerini örtbas etmek için çektiklerimi unutmadın değil mi? Ya bundan önceki zenci uşak? Lütfen Henry, o konuyu açma artık. Bütün bunları tekrar hatırlatmana gerek yok. Her neyse, her neyse. Bu tatil gecesini birbirimize zehir etmeyelim. Kulübe yemeğe gidelim mi? Bu gece erken yatmayı düşünüyorum Henry. Ama sen çıkabilirsin. Yalnız içkiyi çok kaçırma. Biliyorsun tansiyonun... Meraklanma canım. Peki izinli mi bugün? Evet. Anahtarı yanına almayı unutma. Sigaramı yakar mısın Bigger? Tabii efendim. Yine aynı yere mi? Çok anlayışlısın Bigger. Bu gece seni Jean'la tanıştıracağım. Niye öyle bakıyorsun bana? Yoksa seni korkutuyor muyum Bigger? Hayır, hayır efendim. Öyleyse gidiyoruz, hadi. Babama karşı boşboğaz olmayışına seviniyorum. Eğer onu kızdırırsak ikimizin de parasal sorunlarımız olabilir değil mi? Anneme boş ver. Onun kendine hayrı yok. Üstelik benim üzerime titrer. Babam sana cumartesi akşamları nereye gittiğimizi sordu mu hiç? Birkaç kez sordu. Ama ben okula gittiğinizi söyledim. Yaşa Bekir. Sana güveneceğimi biliyordum. Hah, işte Jean köşede bizi bekliyor. Hey Jean! Jean! Mary nasılsın? Biraz geciktin. Oo, çok da şık giyinmişsin. Ne duruyoruz? İşte sana sözünü ettiğim bir gır bu. Çok fazla da esmer değilmiş canım. Nasılsın bakalım Bigger? Sağ olun efendim. Ha? Ne diyor bu? Efendim dedi bana. Daha elimi bile sıkmadı. Ha, şöyle. Bundan sonra bana efendim değil Jean diyeceksin. Nasıl istersen Jean. Of, üçümüz burada biraz sıkıştık ama yine de iyi ha. Şapkanı çıkarsana Bigger. Kravatını da gevşet biraz. Oo, daha şimdiden terlemeye başladın. Oo, bakma bana yine öyle. Senden korkuyor olmalı. Kaygılanman için sebep yok Bigger. Sen de kolunu omuzuma atsana. İşte böyle. Bayan Mary, arabayı güçlükle kullanıyorum. Sanırım Bigger bugüne kadar hiçbir beyaz kızla bu kadar yakın olmamış. Tam üstüne bastın. Oh, nefis bir gece. Güney bölgesinde yemek yiyebileceğimiz iyi bir yer biliyor musun Bigger? Çok iyi olması şart değil. Şöyle gürültülü bir yer olmalı. Ama biliyorsunuz kentin güney bölgesinde yalnızca zenciler otururlar. Mary de onu demek istedi. Hadi düşün bakalım. Ernie'nin lokantası var. Ernie mi dedin? Evet. İsmi sevdim. Oraya gidiyoruz hep birlikte. Duydun mu Bigger? Hep birlikte dedim. Aa, burasını sevdim. Otursana Bigger. Ama Bay Jean. Lütfen Bigger, bu akşam birlikte eğleneceğiz. Kızarmış pilit sever misiniz? Çok iyi olur Jean. Ne içeceğiz? Bu gece sarhoş olmak istiyorum. Ben de. Konyak ve kızarmış pilit. Yanında da patates kızartması. Sen de aynı fikirde misin Bigger? Öyle olsun. Ben gidip alayım. Yo, olmaz, ben alacağım. Hazır olun, siparişler geliyor. Buraya sık sık gelir misin Bigger? Arada sırada.
Eskiden hemen her gün. Ama şimdi... Çok samimi bir yermiş, sevdim. Hey, şu masada oturan kız hep buraya bakıyor. Sanki seni daha önce tanıyormuş gibi. Hangisi? Hay Allah. Bessie o. Kız arkadaşım. Oh, sahi mi? Çağırsana yanımıza. İşte bayanlar baylar, 3 duble konyak ve... Hey, Bigger'a ne oldu? Suratı asılmış. Bil bakalım, bizi kim izlemiş? Bigger'ın sevgilisi Bessie. Sevgilisi mi? Ne güzel rastlantı. Şu masamıza doğru yürüyen mi? Nasılsın Bigger? Sizleri rahatsız etmiyorum ya. Oturmaz mısın Bessie? Adını az önce Bigger söyledi. Bigger zevk sahibiymiş gerçekten. Merhaba Bessie. Şey, isterseniz biz ayrı da oturabiliriz. Yo yo, olmaz. Hadi otur Bessie. Jean. Hadi hadi, pilişler soğuyor. Bessie hadi durmasana. Ha işte Bigger da geldi. Şey, kızarmış piliç bulamadım. İşte içkin Bessie. Buradakiler hepimize yeter. Hadi içelim. Evet, içelim. Sağlığınıza siyah dostlarım. I want you to please listen, baby. Seni çok sevdim kara çocuk. Seni de Bessie. Biliyor musun Jean? Bu zenciler yaşamın zevkini bizlerden çok daha iyi biliyorlar. Bizler ne yapıyoruz? Evet, ne yapıyoruz? Bir takım davetler, sıkıcı dostlar, anlayamadığımız ama alkışlamak zorunda olduğumuz saçma sapan konserler falan filan. Aynı fikirdeyim sevgilim. Ne dersin Bigger? Ben ve Bessie de sizleri sevdik. Keşke dünya hep böyle olsa. Ama olamaz ki. Bu akşamı düşümde görsem inanmazdım. İki siyah, iki beyaz birlikte. Ben dans etmek istiyorum. Hem de Bigger'la. Sen de Bessie ya. Hadi. Şöyle hareketli bir parça çalınca... Şey, ben izin isteyeceğim. Eve dönüş saatim geldi. Aa, Bessie hani dans edecektik. Hem biz seni eve... Israr etme Jean. Bessie gitmek istiyor. İyi geceler Bigger. Sizlere de. Seni eve bırakayım Bessie. Ama bu akşam görevdesin değil mi? Başımı bir yere koyup uyumak istiyorum. Eve gidince uyursun canım. Ben şimdi uyumak istiyorum dedim. Bayan Mary biraz fazlaca içti sanırım. Yok canım, o içkiye dayanıklıdır. Senden ne haber? Bessie canını sıktı bu gece değil mi? Bessie bizi sevmedi. Ama biz... Bigger, bir şarkı söylesene hadi. Hadi söyle de. Söyle. Eğer bu halimle şarkı söylemeye kalkarsam... bütün polis arabaları peşimize düşer sonra. Çok güzel bir espri, bayıldım. Hey, şişe nerede? Ben de istiyorum. İçki içmek istiyorum. Hey, yeter, bize de bırak. Unutma, yarın Detroit'e gidiyorsun. Sabah kalkamazsın sonra. Sahi kaç gün kalacaksın? Bilmem. Sanırım 3 veya 4 gün. İşte eve yaklaştık. Geldiğinde görüşürüz sevgilim. Kart atmayı unutma oradan. Seni eve bırakmak isterdim Jean. Ama annem yatmamış beni bekliyordur. Ama bak, gelen şu otobüse yetişebiliriz. Evet, acele etmeliyim. İyi geceler canım. Sana da iyi geceler Bigger. Çok fazla içtiniz Bayan Mary. Bakın yürüyemiyorsunuz bile. Lütfen gürültü etmeyin. Korkarım bu durumda beni sen odama çıkarmak zorunda kalacaksın. Annemin penceresinde ışık var değil mi? Anahtar sende miydi Bigger? Biliyorsun babam kulüptedir. Lütfen sessiz olun Bayan Mary. İşte anahtar burada.
Sanırım tek başınıza çıkabilirsiniz. Bu halde mi? En çok 3 basamak çıkarım. Ondan sonra hop. Bana yaslanın. Şöyle. Başımı da omuzumuza koyabilir miyim Bege? Tabii tabii, nasıl isterseniz. Ama lütfen sessiz olun. Yok, ışığı açma. Başım daha çok dönüyor o zaman. Babam şu anda karşımıza çıkıversin, ne yaparsın be? Şaka ediyorsunuz sanırım. Hey, düşeceksiniz. Beni sıkı tut Bege, o zaman düşmem. Ne yapıyorsun Mary? Bırak, bırak boynumu. Birlikte düşeceğiz. Daha iyi. Çok hoşuma gidiyorsun Bigel. Sen çıldırmışsın Mary. 3'e kadar sayacağım ve ondan sonra ağzım çıktığı kadar bağıracağım. Mary. Eğer beni öpmezsen tabii. Hadi. Öp beni. Öp dedim. Kucakla beni Bege. Tanrım. Düşünsene Bege. Seni benim odamda, benim yatağımda görürlerse. Tanrım, bu odadan hemen çıkmalıyım. İki. Peki. Evet. Bir öpücük daha ver bana. Mary, dinle. Ayak seslerini duyuyor musun? Bu gelen annen. Hiçbir şey duymuyorum şu anda. Mary, yalvarırım sus. Annen bu tarafa geliyor. Mutlaka içeri girecek. Bizi görmez. Yeter ki sen sesini kes. Ne istersen yaparım Mary. Hapishaneye düşmek istemiyorum. Eğer beni bir kere daha ölmez. Mary, sen misin? Yine içmiş bu kız. Odası leş gibi içki kokuyor. Mary, herhalde uyudu. Neyse ki babasından önce geldi. Yoksa gene başlardı söylemeye. Gitti. Yastığı yüzüne kapamakla iyi ettim. Az kaldı beni fark edecekti. Lanet olası. Hadi bakalım, pis sarhoş. Tehlike geçti. Oh, al şu yastığı başının altına koy. Sana söylüyorum. Hey Mary. Sızdın mı yoksa? Ha? Mary. Tanrım. Nefes alamıyor bu. Ölmüş. Ne yaptım ben? Nasıl yaptım bunu? Şimdi kaçıp gitsem? Yok, olmaz bu. İşte o zaman elektrikli sandalyeyi boylarım. Peki kalsam? Jean'la Mary'yi araba içinde öpüşürken bıraktığımı ve onlardan ayrıldığımı söylerim. Jean istediği kadar inkar etsin. Ben de ederim. Nasıl olsa yastıkta parmak izi kalmaz. Başka bir yere de elimi sürmediğime göre. Oh. Ama gene de benden kuşkulanılır. En iyisi bunu yok etmek. Evet, Mary bu sandığı yarın Detroit'e götürecekti. Onun içine koysam, buradan aşağı indirsem. Evet. Hemen Bay Dalton gelmeden yapmalıyım bunu. Ama nasıl yok edeceğim şimdi? Buraya kadar getirdim. Dışarı nasıl çıkarırım bunu? Nasıl? O kadar da ağır ki.
Buldum. Kalorifer. Kalorifer. Onu yakarsam böylelikle hiçbir iz kalmaz. Zaten ne yaptığı belli olmayan biriydi. Bundan önce de kaç kez başını alıp gitmiş. Gene de öyle sanılır. Bu da pek iyi yanmıyor bu akşam ama biraz kömür boşaltsam. İyi. Aksilik yapmadı. Attıktan sonra için için yanar. Günaydın Bigger. Günaydın Bayan Peggy. Bu sabah hava ne güzel değil mi? Sen dün gece kömür atmış mıydın kalorifere? Ben mi? Yok şey... atmadım. Atayım mı? Yok şimdilik istemez. Gerekirse atarız. Bayan Mary nerelerde acaba? Araba da dışarıda duruyor. Bilmem. Arabayı garaja almamamı Bayan Mary söylemişti. Allah Allah. Ama kendisi yok. Detroit'e gidecek insan bu saatte kalır mı? Daha erken gitmiş olamaz mı? Nasıl olur? Araba burada, sen buradasın. Üstelik trenin kalkmasına da yarım saat var. Odasına baktım. Yatağı açılmadan yatılmış. Demek dün gece arabayı garaja alma dedi ha? Evet. Ben onlardan ayrıldıktan sonra yani evin önünde o Jean denilen arkadaşıyla birlikteyken. Ay Jean mı? Ay Allah. Gene mi o serseri? Günaydın Bayan Dalton. Günaydın Peggy. Sizi dinliyordum. Mary mektup falan bırakmış mı? Baktın mı Peggy? Hayır bırakmamış. İyice baktın mı? Aradın mı? Aradım Bayan Dalton. Oh, nereye gider bu kız peki? Gece odasındaydı. Seslendim cevap alamadım. İçerisi leş gibi içki kokuyordu. Şey... Kalorifer yanmıyor galiba değil mi? Yanmıyor efendim. İsterseniz yakalım. Yok istemez. Ben de yine arızalandı sandım da. Ben izninizle sandığı istasyona götüreyim efendim. Aşağıya indirmiştim. O Mary yok ki ortalıkta Bigger. Önce Mary'yi bulmalıyız. Zaten trene de yetişemez bu saatten sonra. Acaba... Evet Bigger. O zaman bana bir saat kadar izin verebilir misiniz Bayan Dalton? Kız arkadaşım Bessie'yi görmem gerekiyor. Sanırım rahatsızlanmış. Tabii Bigger. Ama lütfen çok geç kalma. Bigger, sevgilim ne oldu? Neden telaşlısın? Mary evden kaçmış Bessie. Kaçmış mı? Ama niye? Ne bileyim ben. Hem de o Jean denilen arkadaşıyla. Saçma. Kaçmaları için bir neden olması gerekir. Arkadaşlıklarına engel olan mı vardı onların? Belki vardır. Eskiden de aklına estimi bırakır gidermiş hep. Peki senin telaşın niye? Aklıma bir şey geldi de. Şimdi beni iyi dinle Bessie. Biz bu fırsattan yararlanmaya bakalım. Hani geçen yaz bir iş adamının oğlunu kaçırmışlardı da... $100,000 fidye alıp oğlanı da öldürmüşlerdi ya. Ne demek Anlamadın mı ne demek istediğimi? Biz de onlar gibi bir mektup yazacağız. Yani onlardan fidye isteyeceğiz ha? Okulu niçin bıraktın sen? Parasızlıktan değil mi? Çok paran olmasını istemez misin? Sen aklını kaçırmışsın. Benim aklım asıl şimdi yerinde. Bırak kolumu, canımı acıtıyorsun. Mektubu sen yazacaksın Bessie, anladın mı? Ama... Ben de birazdan eve döndüğümde posta kutusunda bulmuş gibi... Hayır yapamam bunu. Yapacaksın. Ben yazarsam beni yazımdan tanırlar. Bigger. Ama zengin olacağız Bessie. İlk kez elime böyle bir fırsat geçiyor benim. Ne olur çok tehlikeli bir şey bu. Çok tehlikeli. Ya polis işi anlarsa? Ya Mary hiç düşünmediğimiz bir anda ortaya çıkıverirse? Mary bir daha ortaya çıkmayacak. Nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsun? Canım çıkmayabilir demek istedim. Hem çıksa ne olacak sanki? Bundan önceki kaçışında 10 gün sonra dönüp gelmiş. Hadi yaz bakalım. Al şu kalemi eline. Yaz. Bay Dalton. Tanrım. Kızınız Mary... Yes, Hadi. He never said a mumbling word. Hey, not a word. Not a word. Did he say? Demek mutfağın iki kapısı var. Ama bu kapıyı en çok Bigger'la Peggy kullanır müfettiş Britton. O da kaloriferi yakmak,
Oradan çıkıp garaja geçmek için. Bir de Bigger'ın odasına çıkmak için. Oh tabii. Görmek ister misiniz orasını da? Yok, daha sonra. Ha, Bigger de geldi. Bigger, bu Bay Müfettiş Britton. Sana bazı soruları varmış. Merhaba delikanlı. Peggy'den Bayan Mary ile Jean'ı gecenin geç saatinde eve getirdiğini öğrendik. İsterseniz salona geçelim ha? Ya istemez. Evet Bigger, ondan sonrasını sen anlatacaksın bize. Ama iyice düşünerek, oldu mu? Oldu efendim. Gece eve geldiğimizde Bayan Mary arabayı bırakmamı ve gidip yatmamı söyledi. Ben de kontak anahtarını alıp çıktım. Bay Jean'la Bayan Mary arabada kaldılar. İkisi de çok sarhoştu. Sonra Bayan Mary'nin odasına çıkıp Detroit'e götürecek olduğu sandığı aşağıya indirdim. Gösterdiğim sandık Müfettiş Britton. Sonra ne yaptın Bigger? Gidip yattım efendim. Hepsi bu kadar? Evet efendim. Peki. Jean'ı getirin. Jean, Bigger seni gece arabada Bayan Mary ile birlikte bırakıp eve girdiğini söylüyor. Ne dersin? Nasıl olur Bay Müfettiş? Bigger, dün gece sizden ayrıldığımı ve otobüse binip gittiğimi biliyorsun. Neden öyle söyledin? Burada soruları ben sorarım Jean. Ama Bay Müfettiş. Evet Bigger. Ben doğruyu söylüyorum efendim. O elindeki nedir? Bir mektup. Gelirken posta kutusundan aldım. Buyurun Bay Dalton. Tanrım. Bakabilir miyim? Tabii tabii buyurun. Evet Bay Dalton. Mary'i kaçırmışlar. Fidye istiyorlar. Kutudan bu mektupları her zaman sen mi alırsın Bigger? Her zaman değil ama o da alabilir. Bu işte bir terslik var Bay Dalton. Karınızın söylediğine göre gece yarısı kızınız odasındaymış. Gözleri görmese de yanılmaz. Mutlaka odasındaydı. Öyleyse kızınız... Bay Müfettiş, daha ne zamana kadar bu kelepçeyle tutacaksınız beni? Kelepçeyi çıkardım. Evet. Öyleyse kızınız... Peki Bigger. Bayan Mary senden sonra eve nasıl girdi? Kapıyı kapamamış mıydın sen? Kapamıştım efendim. Ama anahtarı yoktu ki onun. Anahtarın biri bende, öteki sendeydi Bigger. Bilmiyorum efendim. Öyleyse Bayan Dalton yanılıyor. Karım asla yanılmaz Müfettiş Britton. Kahvenizi tazeleyeyim mi Bay Müfettiş? Hava biraz soğudu. Sıcak kahve iyi gelir. Evet lütfen, teşekkür ederim. Kaloriferi yaksanıza Peggy. Peki efendim. Eğer Bigger'a inanacak olursak Bay Dalton, Mary dışarıdayken kaçırılmış. Bu kalorifer ağzına kadar kömürle dolu Bigger. Kömür atmamıştın değil mi sen buna? Yok, gece yanıyordu. Canım konuşacağınıza kömürün bir kısmını boşaltın Peggy. Yardım etsene Bigger, ne bekliyorsun? Peki efendim. Yalnız şimdi boşaltacak olursak... Biz salona geçelim Müfettiş Britton. Bigger haklı. Yoksa dünyanın tozunu yutacağız. Bu çocukta bir gariplik var. Yok, burada kalalım. Hadi bakalım Bigger. Sen de yapış küreye. Bunu biri kurcalamış ama. Ne oldu Peggy? Mary! Bayan Mary! Mary! Kızım! Kızım Mary baba! Dur Bigger! Kaçma! Kaçma diyorum sana! Nereye kaçabilirsin Bigger? Nereye? Evet. Evet, nereye kaçabilirim? Mary. Mary, neden beni seçtin Mary?
Evet sayın peder. Neden beni seçmiştin Mary? O gece yastığı ağzına kapamamın tek nedeni annesinin benim orada olduğumu anlamaması içindi. Ayak seslerini duyunca birden paniğe kapıldım. Evet yavrum, anlıyorum seni. Anlıyorum bir de. Ama şimdi rahatladın biraz değil mi? Biliyor musun, bu ziyareti yapmamı annen istedi benden. Onlar da seni görmeye gelecekler. 20 yıllık yaşamımda işlediğim ilk günah değil bu sayın peder. Hepsini anımsıyorum. Ama böylesi... Tanrı her şeyi biliyor oğlum. Ne olurdu bayan Mary o gece çok fazla içmemiş olsaydı? Ne olurdu ben onlara katılmamış olsaydım? Jean, sen miydin? Artık ben gideyim Bigger. Tanrı günahlarını bağışlasın oğlum. Bigger, belki sana söylemek istediklerimi gerektiği gibi anlatamayacağım. Seninle ilk tanıştığımız o akşam seni çok sevmiştim. İnan bana, Mary'yi seviyordum. Onunla evlenecektik. Seni anlıyorum dostum. Ama sana söyleyebilecek fazla bir şeyim yok. Beni bağışla. Ne olursun bağışla. İçimde herhangi bir kin olmadığını sana söylemek için geldim buraya. Toplum seni ölüme mahkum etmekle hiçbir şeyi çözümleyemeyecek. Çünkü her gün senin kaderini paylaşan binlerce Bigger geliyor şu dünyaya. Hoşça kal. Tanrım. Tanrım beni bağışla. Biliyorum öleceğim. Ama ben gerçekten hiç kimseye zarar vermek istememiştim. Hiç kimseye. Bessie. Ah, Bessie. Sevgilim. Anne. Vera. Sizler de bağışlayın beni ne olur. Wright'ın yazdığı, Cengiz Öztunalı'nın radyoya uyguladığı Panik adlı oyunu dinlediniz.